Evet, multiplayer stüdyolarına geri döndük. The Last Guardian oynuyor olacağız. Şu anda Enis Kirazoğlu'nda direksiyon var. Buyurun arabanızı kullanınız efendim. Vallahi Last Guardian'ın oyunun henüz en başındayız. PlayStation 4 özel bir zaten. Türkçe altyazısı var izleyenlerimiz göreceği üzere ki güzel bir şey. Çok böyle hikayeyi diyaloglarla anlatmayan bir oyun olması da yaşamak lazım tabii haliyle. Onun için anlamak lazım. Anlamak için de altyazı. Yani İngilizce bile değil çünkü her şey zor. Ya bir de şöyle oyun dili hakikaten İngilizce değil. Böyle çok cibriş, saçma mı denilen bir dil konuşuyorlar yani. Kendine ait bir dilleri var. Ben saçma dedim ama yapımcı yanlış anlamasın yani. Kendilerine ait kısmı anlamadığımız. Şimdi oyunu 6 senedir bekliyoruz. 6 senedir bize bir beklenti yarattı. Senin dediğin gibi daha önce görüntülerinden de şu anki görüntülere göre bir gelişme durumu söz konusu. Ama oyunun kendisi nasıl sence? Sen birazcık oynadın, deneyimledin diye. Ya %70'ini falan bitirdim aşağı yukarı aslında. Oyun çok güzel. Yaratmak istediği dünya çok güzel. Vermek istediği mesajlar güzel. Fakat teknik olarak o 6 senenin ağırlığı kalmış üzerinde. PlayStation 3'te, PlayStation için geliştirilecek bir oyun bu arada. Ardından yetişmeyince PlayStation 4'e aktarmaya karar verdiler ama aynı şekilde geliştirememişler oyunu ve teknik olarak problemleri var maalesef oyunun. Mesela normalde oyunları 30 sabit FPS ile oynarken bu oyunda 25'e kadar, 20'ye kadar düşüyorsunuz maalesef. O da Trico'nun tüylerinden dolayı. Evet, acayip tüylü bir hayvan. Yalnız şu an PlayStation 4 Pro'da oynuyoruz. PlayStation Pro'da öyle bir sıkıntı yok. Tabii. Benim dediğim PlayStation 4 versiyonu için geçerli. Ya Pro'da bu arada ben geçen gün Battlefield oynadım. Battlefield da bayağı... FPS'de problem çekiyor. Hiç yok. Tertemiz oyun. Yani zaten herhalde bu senenin en iyi grafikleri şimdiye kadar Battlefield 1'de var değil mi? Çok güzel. Vallahi evet, benim de aklıma o geliyor yani. Ama bu oyunda hiç özellikle açık alan grafikleri muazzam. Çıkabilirsek görürsünüz. Evet, Trico'nun poposundaki kılıcı. Evet, şu an aslında hikayeden bahsedeyim biraz. Çocuk olarak burada uyanıyoruz ve hiçbir şeyden haberimiz yok. Çocuk kimdir? Yanımızdaki hayvan ne iş yapar? Hayvan sadece bize karşı agresif normal olarak. Yani zincirle bağlanmış bir. Aa, çocuk öldü. Evet. Bu kadar. Tamam. Böyle bitiyor. Çok güzel yapmış. Kılıcı çıkardın tek hamle doğru zamanlama ama yani başarılı. Evet, gerçekten öyle. Zaten hikaye bu çocukla bu Griffin'in arasındaki duygusal bağ. Aa, Griffin. Bağ. Evet. Ben kedi mi desem, tilki mi desem, ne desem diye düşünüyordum. Şimdi çıktı. Şimdi çıktı. Bak, Griffin de yavru olduğunun yani teorisini öne sürmemin sebeplerinden bir tanesi de boynuzları da daha çıkmamış. Gagası daha aslında oluşmamış. Değil. Değil mi öyle? Boynuzları kırık. Ha, kırık. Evet. Ha. Yani işkence görmüş. Yazık. Yani. Evet, yazık. Belli ki bir savaşta da kullanmış çünkü üzerinde zırh da var. Evet. Belli ki savaşçı bir varlık zaten yani. Zaten oyunun temeli aslında hayvanla olan ilişkini kurmak üzerine kurulu. Ya şöyle bir sıkıntı var oyunda. Bunu anlatmazsam olmaz yani. Oyunda hayvanı yönlendiriyorsun. Tamam mı? Abi zıpla diyorsun. Abi koş diyorsun. Fakat şöyle bir şey eklemiş yapımcılar. Hayvan sizi dinlemiyor en başta. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Hayvana zıpla diyorum. Zıplamıyor, geçemiyorum. Ve 2 saat boyunca acaba nereden geçeceğim diye arıyorum. Şimdi elma vereceksin avucunda falan filan. Öyle anca. İşte keşke elma olsa da versem. Elma da ver. Bu sepetleri yiyeyim. Nasıl zıplattın? Sepet mi yiyor? 1 saat gezindim, zıpladı sonra. Sevdim, okşadım falan ne bileyim zıpladı. Ajitasyon yaptın zıpladı. Ama ben zannettim ki yanlış yerden gitmeye çalışıyorum. Hayvan oraya zıplamayacak da ben bilemedim. Ne var bunun içinde? Abi hayvanın sevdiği bir şey var. Ne olduğunu söylemiyorlar oyunda. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yani. Sadece böyle kutu halinde görüyorum. Sanırsam sıvı bir şey var. Çünkü bak etrafında evet. Şeyler fosforlu bir şey var. Göz damlası mı acaba? Gözüyle aynı. Gözleri senin götürdüğün şeye göre değişiyor. Mesela bu pardon suratına fırlattım hayvanı. pardon. Ye tamam ye gittim ben. Diye gittim diye. Bence hayatta zıplamaz artık ben sana söyleyeyim. Ana bakayım. Bu arada hareketleri, tepkileri falan muhteşem oldu. Biz tam duymuyoruz ama sesi anlatan da biziz aslında. Arka planda neler olduğunu anlatan ve yetişkin bir ses. Yani çocuk belli ki ölmüyor, belli bir yaşa geliyor ve yaşadığı olayları anlatıyor. Hayvana yedirdik şeyi. Güzel. Bak gözleri, renkleri değişiyor. Doyduğu zaman, yemek gördüğü zaman, korktuğu zaman. Duygularına göre gözlerin rengi değişiyor. Aynen öyle. Çok güzel mantıkta bulmacalar var aslında bu hayvanı kullandığınız, kendiniz gittiğiniz yani. Zaten oyunun temeli aksiyonlu oyun değil kesinlikle. Bulmaca ve platform oyunu seviyorsanız sizin için ideal bir oyun olabilir. Zaten ben birazcık aslında şeye de benzettim havayı. Bu Journey oyunu vardır mesela. Evet. O da harika bir oyundur. O da basitçe bir şekilde çok güzel bir hikaye. Huzurlu. İşte bu oyunda da aslında öyle düşmanlar karşınıza çıkıyor da onları öldürüyoruz falan öyle bir şey yok. Bu oyunda da belli bir huzur seviyesi var. Aslında huzur bozan şeyler de var. Bu oyunun %30'unda böyle huzur kaçıracak düşmanları da var maalesef yani. Çok böyle gerilim dolu anlar yaşatmıyor size. Yaşadığınız anlar var ama oyunun çoğu genelde Trico'ya yani bu arkadaşımıza sinir olduğunuz anlar olabiliyor. Eğer hayvan beslemiyorsanız oyun belki zor gelebilir size.
Çünkü gerçekten... Çünkü bir şekilde bir hayvan olan... Benim evde grafiğin yok, sende var mı? Yani kedi var mı? Kedi, Allah rahmet eylesin, kaybettik. Yani bir hayvan çok benziyor kediyle karakteristik olarak. Kurulması özellikle gereken empatiyi oyunda kurmanız gerekiyor. Evet. Bir durum var. Evet. Şimdi bu hayvanı besleyip burada... Gene yemek verdim. Daha insafsız. Mızrağı başka... çıkardık, yemeği verdik. Şimdi... Bir tane daha mızrak olabilir belki yani üzerinde. Bakalım mı? Var, evet, kanadını var. Atatürk'ünü kazanayım. Dur. Korkma, dur, oğlum, sakin. Dur. Sakin ol. Eğer veterinerseniz mesela bu oyunda zorluk çekmezsiniz. Ya yok, zaten hani çocuğun cesaretine hayranım mesela. Ben bunu görsem, bayağı zaten ölmüştüm ben şimdiye kadar. Böyle. Yalnız yani, sadece tüyler değil, etrafa saçılan tüyler de muhteşem olarak gözüküyor. Gerçekten yani çok hoş yapmış bu. Bu arada... Bir detay da şöyle güzel bir şey. Bir yetişkin abi olayı anlatıyor ya, yaşadığı şeyleri anlatıyor dedim ya. Az önce mesela yaklaşmaya çalıştım. Yaklaşmak mantıklı değildi. Geri çekilmemiz lazım diye bir uyarıda bulundu. Hmm. Aslında yaşadıklarını anlatarak size ipucu veriyor. Hmm. Öyle de bir hani ufak ipuçları yerleştirmişler orada. Çok güzel. Al, kasa getirdim. Tabii anca doyar. Anca doyar gibi bir durum var tabii orada. Üçüncü varili veriyorum artık. Hayvan ne kadar açsa. Canım gel. Ya al canım. Aferin. Çünkü bir plaseyle yolladın ha. Artık tekniği öğrendim. Şimdi çok ciddi bir aslında yapay zeka isteyen bir şey var oyunun. Bu oyunu daha önce çıkarılmamasının sebebi de yapımcıların yeterince memnun olmamasıydı. Bunu ben grafiksel olarak olduğunu çok zannetmiyorum. Ben tabii ki geliştirmişler grafikleri ama bu yapay zeka büyük ihtimalle trik oyunu. Zaten yapay zeka çok fazla gördüğünüz zaman. Şimdi zaten hani diyor ki gerçekten. Çıkar. Çıkamıyorum. Mızrağı çıkar. Oturikuno. Akatanay tu. Canı yandı ama şu an sana yardım ettiğimizde anladı. Ne çıkarsa yerden hayvan... yere vurdu bizi be. Kılıcını bizden çıkardı. Tabii pati veriyor bu. Yok, vermiyor. Ama suratını eğip kafasını sevdirmeye çalışıyor. Sevebiliyorsunuz hayvanı herhangi bir vakitte. Şimdi birazcık da bunun konsepti şeyi de hatırlattı bana. How to Train Your Dragon vardır ya. Orada da ilk başta tabii o hayvanın sakatlanmasının sebebi aslında hıçkırıktı. Ama yani ondan sonra çok güzel bir ilişkileri doğuyor. Last of Us'ta da aynı şey var. O ilişkinin yükselmesi çok hoş. Zaten ikinci bölümde Last of Us'ın o ilişki biraz daha ekşileşmiş bir vaziyette gibi. Şimdi sen karakteri öyle söyleyince şey... aklıma benim de şey geldi. Westworld'da Red Dead Redemption arasında ortak bir şeyler çıkacak mı acaba? Hikayeyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz çünkü. Yani West... World'u biliyoruz hani işin içerisinde teknoloji falan var. Yani çok iyi dizi bu arada. Red Dead Redemption'daki dünya yalan bir dünya mı demeye çalışıyorsun? Olabilecek mi öyle bir şey? Zaten yalan dünya, dijital değil mi? Bu nasıl bir bağlama, şu an saygı duyuyoruz ya. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey. Öyle bir şey olabilir mesela. Çünkü aynı dönemde açıklandılar. Yani açıklandılar dedim, dizi başladığında ikisi, yani ikisinin de birbiriyle bir bağlantısı çıkacak mı? Hadi bakalım buradan şeyleri alalım. Ben cevap vermem gerekirse o dönemde açıklanan pek çok şeyi önüne koyabilirim senin. Hepsi birbirine bağlarsa sana bundan muazzam bir şey veriyorum. Bahsediyorum. Wild West, vahşi batı işlerinden bahsediyorum. Ha, anladım. Evet, Trico ayaklandı ve tek şu anda önündeki engel büyük ihtimalle de şey, zincir. Madem öyle, onu çözelim. Nasıl çözeceğimizi bilmiyorum, bakalım. Zincirin bir tanesi senin boyunda zaten. Ama bizi tabii birazcık yalayarak da uyandırdı yani. Hani bir sevgi kelebeği. Kelebekleri uçuşuyor etrafta. Ya hızlı geçmiş olsak da aslında öyle hani birkaç günlük bir süreç tuttu diye tahmin ediyorum. Çünkü bayıldı, kalktı, iş yaptı. Şimdi bu arkadaşın zincirinden kurtulmamız lazım. Evet. Bu zincirle bu işler olmaz. Şurada bir mekanizma var. Güzel. Ay bir dakika. Evet, bravo. Yalnız hayvana tırmanmayı da muhteşem yapmışlar yani. Evet. Organik bir şeye tırmanmak başka, tabii taş duvarlara tırmanmak başka bir şey yani. Ya. Hadi. Aferin sana. Bu... O oyunu daha önce Shadow of the Colossus diye PlayStation'da bir efsane vardı. Aynı adamlar yapıyor. Orada bir tırmanma mekaniği vardı. Adamlar onu devam ettirmişler. Evet. Şu anda Trico serbest. Hayırlı uğurlu olsun. Maskesini de çıkarırsak. Bir hafif pire var galiba. Bir pireli. O pireleri de şey yap. Çok güzel. Allah. Gel bakalım. Güzel bir gerçekten. Biraz böyle şeye de benziyor aslında. Yaşayan bir şey. Sırtlana da benziyor. Var bir sırttan suratı var ama... Suratını göster. Trico. Ayaklarda kuş suratı. Seni. Hah. Ya tabii. Zinciri çıkart, besle, sonra sevsin yani. İşte bu güzel yani. Mesela bu duygu güzel bir duygu yani. Çok. Karga olsa bu gözünü oyar. İşte hayır, zıpla dediğini zıplamayınca mesela şu tepkiye dönüyor o sevgi yani. Oğlum niye zıplamıyorsun, zıpla artık diye. O da sıkıntı yaratabiliyor. Oyunda...
yani zıpla dedim diye söylüyorum, öyle bir ses şeyi var. Hareket ve sesle komut veriyorsun yani. Zıplatabiliyorsun, bir şey ittirebiliyorsun, şuraya git diyebiliyorsun, buraya çık diyebiliyorsun. Ve bunu efektif olarak kullanıyor. Yani 20 bulmacanın 15'inde bunu kullanman gerekiyor. Fakat ben bunların 5 tanesinde sıkıntı yaşadım net olarak. Anladım. Ama oyunun erken safhalarıydı. İlişkimiz daha sağlam bir temele oturunca dinlemeye başladı. Umarım bundan sonra sıkıntı yaşamayız. Tabii değil bir mi? Gamer da kiminle ilişkiye girer? Griffin'le yani. Yapacak bir şey yok. Gamer dünyası da böyle oluyor maalesef. Benim eşim bir Griffin çünkü mesela. Dur oğlum. Sen de Peter Griffin. Tabii Peter Griffin. Bilmiyorum. Eyvah tamam. Gel Triko kaçalım. Gerçekten hava gittikçe soğuyor oğlum 6 player stüdyosunda. Gel kaçalım Triko. Gerçekten tek tek tüy yapmış adamlar ya. Bak şu an beni hiç dinlemiyor. Bak emir veriyorum ama şu an hiç dinlemez. Evet, hayatta ya. Tek... Oyun öğretmedi bile şu an. Şu anda belki Japonca bilmiyordur, daha sonra öğretmiş. Şunu da şöyle bir besleyelim var illa. Bazen beslemediğiniz zaman uzun süre yatıyor kalkmıyor. Evet. İlla yemek ver bana diyor. Tabii hayvan bakmak zor iş. Gerçekten. Hele Griffin daha da zor. Kedi kumu falan filan ayarlamaya gerek yok değil mi? Öyle... Ya açık alan, doğa açık alanında alan. Bırakıyorum kendisini. Bu da ne bırakıyordur ha? Ama yani o doğaya faydalı. Yani mesela bunun bıraktığı yerden ağaç çıkıyor. Çıkıyor yani. Bir tarafta tabii, domates tabii. Çıkıyor yani. Büyük gübre malzemesi tabii. Tabii net. Bunun tadı da kesin tavuk gibidir. Onu hiç düşünmedim. Beyaz et diyorsun. Organik. Tabii bundan iyi döner olur ya. Tavuk eti, martı eti, ondan sonra Griffin eti. Yılbaşı Griffin'i. Ya öf, çok kötü. Hayır pilav. olmaz. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz yani. Niye? Yani kuzu tavuk yiyorsun, Griffin niye yemesin? Yok çünkü. Olsa et fiyatları bayağı iner aşağı diye tahmin ediyorum. Yani. Tabii yani Kurban Bayramı'nda Griffin. Peki şu noktada yapmaya çalıştığın şey ne? Ölmek mi? Ya şu noktada hayvanın şuraya bakmasını sağlamak. Ense kökünü koparmaya mı çalışıyorsun? Bak şurada bir düştüm işte sana gösterirken. Bir de kamera problemleri var oyunda ya maalesef. Kamera kayboluyor. Face palm direkt. Böyle hayvan olmaz olsun diye bıraktım. Çocuk lastikler almış. Şurada bir deliğe kafasını uzatsın ki zıplayayım da istedim ama şu an Triko bir şeye takılmış durumda. Ben de o takıldığı şeye gideyim bakayım. Evet orada bir tane yemek alamadı. Bak, şurada acaba. Bir duman var. O dumanın kaynağını bulmam lazım. Evet. O duman bunun büyük ihtimalle canını dikkatini çek. Şöyle tüylerini tut böyle tek mi çift mi diye sor. Sen oradan sığarsın. Küçücük adamsın. Tabii canım. Buyur. Duman mı sis mi bu? Sis, duman artık bilmiyorum. Dumansa ölürsün de onun için. Ama ne dumanı, neyin dumanı? Yani bir yangın dumanı olmayabilir. Bence ileride hamam var. Oradan geliyor. O ileride alem geliyor. Tabii. Yavuz su yolcu çıkabilir her an sağdan sonra. Yavuz da bir hamam yapmaya çalışıyor. Yemin ediyor neyse tamam. Yavuz da kimse tanımadı. Ne alaka televizyon. Sayın Yavuz Çavo. Su yolcu. Sayın Yavuz su yolcu tanırsınız aslında. Kaç defa bizi konuk. Niye tanımasınlar ya, tanırlar. Bizi tanımıyorlar. Sen bence kendini kurtardın abi. Hayırdır ne oldu, hayvan kaldı orada. Kedi bul sen. Hayır hayvan kaldı da dur bir keşfediyoruz ya. Bulduktan sonra geleceğiz. Bakacağız mevzuya yani. Baya burada böyle... The Mummy'nin şeyini izlediniz mi fragmanını? Evet onu izleyelim. O zaman The Mummy, Tom Cruise'un yeni gelecek olan filmi. Onun bir fragmanını izleyelim. Ondan sonra geri dönelim. Multiplayer stüdyolarına geri döndük. Enis Kirazoğlu, bendeniz Mert Ayalçın ve Kerem Ünal'la birlikte The Last Guardian oynuyoruz.
Griffin'imizi şu anda ne yapmaya çalışıyoruz? Elinde bir kalkan var, olsa da kalkan bulduk. Evet, biz bir kalkan aynamsı bir şey aldık. Buradan bir şey yansıtabiliyoruz. Bir şey yansıttığımız zaman hayvan sanki hipnoz olmuş gibi oraya şöyle bir şey yapıyor. Hemen gösteriyorum. Bak. Şu an burayı işaret ettim. Git hayvan orayı mı? Yık. Aslında evet, temelde öyle bir mesaj veriyoruz ama hayvan bunu emrivaki bir şekilde, yani bilinçsiz bir hareketle yapıyormuş gibi bir izlenime sahip. Hipnoz. Da işte aslında evet. Antik insanların teknolojisi. Hayvanları eğitmenin yolu. O kadar yemek yap, ondan sonra... Ne yaptı? Nasıl yıkıldı orası ya? Kuyruğundan lazer attı. Bak gösterdi. Kuyruğundan lazer attı. Evet, bak. Bak şu an bir dakika hayvan kendini, kendini öldürecek. Arkadaş bu şu... Aha, elektrik var. Elektrik yani. Lazer dediğim işte yıldır. Zaten bu oyunun dünyasında yer alan diğer robotumsu varlıklar mı artık? Diğer canlılar mı diyeyim bilmiyorum. Hayvanın bu özelliğini kullanarak agresif hale getirebiliyorlar hayvanı. İşte her türlü etrafa zarar verecek, sevimli de olsa hayvan biyolojik silah olarak kullanılıyor işte. Hayvan doğası iyi de insanlar işte onu ne hale getiriyor? Alien Covenant geldi aklıma da. O da yeni gelecek olan Alien filmi. Orada da artık iyice büyük bir ihtimalle bu konu ele alınacak. Alienların, yani xenomorphların silah olarak kullanıldığı. Aslında alienler iyi miymiş? Yani, alien o işte yani. Kendi haline takılan bir insan. Ne gidiyorsun değil mi onun mekanına? Alien'ın tam Türkçesi nedir? Alien. Alien, yabancı. Evet, buradan aşağı... Oy! Şöyle gidelim. Serinlemek lazım. Tabii, serinlemek lazım. Ama dikkat et, elbiselerle atladığın zaman çocuksan boğulabilirsin. Evet, şimdi büyük bir ihtimalle bu tüylerde ıslanacak şimdi buraya atlayınca. Atlar mı o buraya bilmiyorum. Yani, atlamışlığı var mı daha evvel? Var. Ya daha sonraları atladım ben onunla. Bayağı tüyleri ıslandı ve tüylerim pıs diye... Suda dur, suda dur. Suya yansıt, suya elektrik çarpsın. Bak bakalım ölüyor musun? Ölüyor musun? Ama sudayken yansıtamıyorum aynayı. Hayır, burada ayağını sokma. Hayır, buradan yansıtayım istiyorsan ama... Balıklar çıkıyor değil mi böyle yüze? Öyle hayır, yine ya, suda öyle bir efekt var mı ona bakalım. Yok, aynı. Kapat, kapat, uninstall. Uninstall. Hatta tamam, suda ısındırdım böyle tabak gibi. Heh, sen de orada dur. Bayağı patlatın bir elektrik. Veriyor. Ama oyunun sonuna kadar... o aslında Star Wars'a bağlanacak işte. Mert'an mı bağlayacak? Bir de ben bağlayayım değil mi? Tabii tabii. Buradan yani, Star Wars'a bağlayacak. Bu minik Jedi. Öbürü de şey... Palpatine işte. Palpatine'in... Yani oyun aslında böyle puzzle'larla dolu. Bir yerlerden çıkıp bir şeyler yapmaya çalıştığımız ama bununla birlikte hayvan sevgisini de içinde barındıran... Ve merak ettiren bir hikayeye sahip. Bence. Ben bunu belediye kulağına küpe takmamış ama bu değil. Yok mesela sen oyna sabaha kadar ben izlerim gerçekten. Böyle oynarsam izlersin. Kerem oynarsın ama izlemem. Bir de 2 saat takılırken izler misin onu bilmiyorum. Bir şey olacak mı acaba filan böyle. Şu an akıyor film olacak? Gibi akar şu an yani. Tabii canım. Keyif bir yere kadar çünkü. Diyorsun. Yani şey, şöyle bir ben film olsa izlerim yani. Bazı yerlerde hakikaten hayvanın sebebiyle yani 1 saat 2 saat 2-3 yerde 1 saat takıldım. Yani yarım saat takıldım en azından. Hmm. Hani o da iyidir şey ya yani. Bak bak nasıl bakıyor. Şunu atsam yakalar mısın ya? Suyu yapmayacağım. Aç işte. Sarı olunca yemek gördüm. Allah'ım neler oluyor bakışı. Hmm. İnemeyecek şimdi. İnecek inecek hazırlandı. Bu kudu sudan korkuyor. Aha atladı. Vallahi atladı. O suyu içseydi işte. Bir sürü su var orada yani. Bak bak bak. Bak, bak hayvan yemek bak, olarak. Göbeğindeki tüyler nasıl ıslandı? Ne kadar güzel yapmışlar bak hepsi. Çok güzel. Orada. Bayağı belli etti kendini. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Ya bu huzur verici bir oyun. İşte gecenin bir saati. Eğer çok stresli bir gün geçirdiysen otur başına puzzle'ları çözeme. Daha çok stres ol. ya da çöz. Şey yani. Rahatla. Çöz, rahatla. Yani biraz duygu karmaşası yaşattı bana oyun ama özellikle böyle bulmaca ile ilgili bir sıkıntınız yoksa hani bulmaca severim diyorsanız, bulmacaya aşinayım diyorsanız, firmanın önceki oyunları oynadıysanız Shadow of the Colossus veya Ico gibi oyunlarını bu oyunu da deneyin kesinlikle. Onlar kadar beğenmedim ben ama kesinlikle iyi bir oyun. İlgi hak ediyor yani. Çok evet, o zaman Enis çok teşekkür ediyoruz. Rica önümüzdeki ederim. Programlarda zaten bol bol Enis Kilazoğlu'nu bizimle evet, birlikte görüyor olacaksınız. Multiplayer ailesine de hoş geldin. Hoş tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir multiplayer programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta acaba hayat ve multiplayer nelere kadir göreceğiz. Ben Deniz Mertan Yalçın. Ben Deniz Kerem Hünal. Ve siz haftaya... Enis Kilazoğlu. Buyurun kapatınız. Buyurun. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.